Artur beter bir evli antrenman yaptı. Onun antrenman kampı da Haziran'da olacaktı maç. O maç için öncesinde gittim. Evet ben Nisan ayında onların yanındaydım. Kanada'da beraber antrenman yapma şansı bulduk kendisiyle. Artur Beter bir ev, Rus ekolü değil mi o zaman? Yani <laughs> şimdi oraya gelelim. <laughs> yani şöyle Rus ekolü boksörlerle çok fazla tecrübesi olan bir Rus diyelim. Sen Bivoli seviyorsun ama gittin Beter bir Abi, eve antrenman kesinlikle, Kesinlikle seviyorum o ayrı mesele ama gönlümde Beter bir evden yani. Hı. Yani bu maçta ben aslında Beter bir ev kazansın istiyorum. Bivol futbolda oynadık dedi artık o kadar sorulunca tabii hı hı. ki bolda oynadık hani öyle bir arkadaş değiliz öyle bir hani konuşmuştunuz bir kere var dedi i̇şte, yani aynı ortamı paylaşmışlardır hani Fatih değil de Box to Box programına hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Bugün özel bir konuğumuz var. Berkay Varol bizlerle beraber olacak. Berkay hoş geldin ayağına hoş sağlık. Hoş abi teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz. Davet ettik kırmadın Kesinlikle. geldin sen de. Öncelikle nasılsın diye sorarak başlayayım. Teşekkür ederim abi. Antrenmandan çıktım. Yanına geldim seninle sohbet etmeye. Evet yumruk evet. yedim dedin ama ben bir şey bilmiyorum açıkçası. <laughs> bir de cumartesi günü maçım vardı. Maçtan sonra işte iki gün bir dinlenme yaptım. Bugün tekrar antrenmana başladık. Evet aslında sıcağı sıcağına gibi oldu. Eee Mega Fight Arena'da evet. dövüştün. Ee, o maça da tabii ki hani gelelim o maça da değer değerlendirelim. Ramalamanov'u eee yendin hakem kararıyla. E, 6-0 oldu Karnan değil. 7-0 oldu Hı -hı. pardon. Daha reke işlenmedi İşlenecek o da 7-0 oldun. O maçtan bahsedelim. Nasıl geçti o karşılaşma? Temiz bir maçtı. Rama Lamanov eskiden tanıdığımız, bildiğimiz, saydığımız, kariyerine hakim olduğumuz bir rakibimiz. Aynı zamanda abimiz. Kendisini severiz. Bize karşı bir saygısızlık, terbiyesizlik, hadsizlik yapmayacağını zaten biliyorduk. Biz de aynı şekilde ona karşı sevgi, saygı çerçevesini asla bozmadık. Temiz bir maçtı. Yani üstün bitirdim zaten. Evet, bir... de, puanla üstün maçı kazanacağımı zaten biliyordum. Ee, maç içerisinde öyle bir knockout hırsım yoktu açıkçası. Ee, temiz olsun, sakatlıksız olsun, ee, maçımızı alalım, inelim gibi bir moddaydım ben aslında. Tam olarak da öyle geçti. Evet, zaten. evet yani benim hayalimdeki gibi geçti. <laughs> temiz. Ee, daha iki gün oldu. Ba ee, baban orada mıydı Tuncay? Tunca var oldu, evet, evet oradaydı. Ee, o nasıl buldu performansını? Ya yani Hedeflediğimiz gibiydi. Biz hep böyle konuşmuştuk zaten. Hep bir mesafe boksu yapacaktık. Ee, hiçbir kırışmaya girmeyecektik. Ee, çünkü hani Ramal'ın da aslında ne kadar tehlikeli ve tecrübeli bir boksör olduğunun farkındayız. O yüzden e, gaza gelip nakalt isterken nakalt e, olmak istemezdik. E, bu sebeple e, kontrol elden bırakmadık. O oyun hep bizim istediğimiz doğrultuda e, devam etti. E, babamla benim e, bütün e, konuştuğumuz şeyler ringin içerisinde yapıldı aslında adım adım oldu. Evet. Yani bu ara e, zaten hani biz faicici de senin e, geceni e, Emre ile yaptığınız maçın gecesini Hı. yayınlamıştık. Aslında e, güzel böyle bir ritimli hani çok fazla süre koymadan üzerine bir maç daha e, bu şekilde yoğun e, dövüşmeyi düşünüyor musun? Aslında ben bu ara daha çok yoğun dövüşmek istiyorum. Yani en azından iki ayda üç ayda bir maç yapabilirsem kariyer anlamında daha hızlı ilerlemiş olacağım. Hı. E, çünkü çok da ...beklemek, işi soğutmak da istemiyorum. O yüzden aslında daha çabuk ve daha kısa süreli maçlar olursa benim için daha iyi olacak. Ama Türkiye'de biraz zor oluyor galiba değil mi o kadar? Türkiye'de organizasyon yakalamak zor zaten. Evet. Her organizasyonda dövüşemiyorsun. Zaten organizasyon sayısı, sayısı çok az. az. O sebeple tabii zor oluyor. Yurt dışı bağlantıları kurmak, oralara gitmek, gelmek bunlar da ayrı bir mesele. İşte Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hı, hı. Böyle rahat rahat konuşmak benim hoşuma gitti. Daha önce e, o e, işte Beşiktaş'ta geceden evet. önce yaptığımız röportajda sen kilo kesiyordun, ya böyle bir ayak üstü biraz böyle bir şeydi. Hem kilo vardı hem o dönem gergindim. Gergindim, ee, gergindim. gergin olma sebeplerim e, maçın üzerimizdeki ağırlığıydı, e, rakibimin maç öncesi bazı hadsizce konuşmaları vardı. O beni çok gerginlikti. E, çünkü sonuç olarak bir spor yapıyoruz, tamam dövüş sporu ama Hani ne bileyim bana ters geliyor öyle hadsi, haddini aşmak, patavatsızca konuşmak, e, abine, kardeşine karşı sevgini, saygını bozmak. Ringin içerisi başka bir olay. Orası bizim işimiz, dövüş aranamız. Ama dışarıda birbirimizle olan ilişkimizde böyle patavatsızca konuşmalar beni geriyor, sinirlendiriyor. E, o zaman da maça olan tabii ki modum, e, agresyonum daha farklı oluyor. Ama dünyada bu talep ediliyor. ...tabii öyle bir durum bir, var tabii ki. Sen istemiyorsun evet aynen. Ee, burada e, peki hedefler ne olacak? 7-0 oldun. Hı hı. Hani bilmeyenler için söyleyelim... ...iyi bir amatör kariyer ama... ...boksa ara verdin. Aa, hani o ilk röportajımızda anlatmıştın zaten o evet. hani süreci. 10 yıl ara verdin sonra... ...2022'de profesyonel boks'a Doğru. başladın. Şimdi 7-0 oldun. Evet. E, zaten e, nasıl ilerleyeceksin? Hani yoğun dövüşmek e, istediğini söylüyorsun. Eee hedef ne? Yani yolda olmayı sen koyuyorsun Kesinlikle. ama. Yani, evet. Şimdi şöyle hep kısa ve ulaşılabilir hedefler koymayı tercih ediyorum. İlk başta yola çıktığımda sadece dövüşmek için çıkmıştım. Ondan sonra birkaç maç kazanalım oldu. Sonra hadi kemer sahibi olalım oldu. E şu anda WBC Türkiye, Ortadoğu ve Asya altın kemerleri benim elimde. E bunun getirisi bana diğer federasyonların kemer kemer maçları olabilir. Şu an hedefimde onlar var aslında. işte... WBO olabilir, WBO olabilir. diğer federasyonların kemer maçlarına çıkmak istiyorum. daha kaliteli, daha üst düzey organizasyonlarda dövüşmek istiyorum. Yurt dışı? Ya, kesinlikle. Şu Riyadh sezonunda dövüşmeyi gerçekten e, talep ediyorum, hayal ediyorum. Umarım bir gün olacağına da inanıyorum. Bunun için ama şey, eee tabii Abi, seviyeyi yükseltmek Sıralama lazım. yükseltmemiz gerekiyor. Şu an WBC Light Heavyweight'te 40. sıradayım. Hı -hı. E, ...hedefim en kısa zamanda ilk 20'nin içerisine kendimi atabilmek. Çünkü ilk yirminin içine attığında dünyadaki diğer organizasyonlardan da e, reddiyeme şansın da aslında azalacak. Evet, Çünkü evet. e ben zaten ilk 20'nin içindeyim diye adamlara gittiğinde e, o zaman tamam demek zorunda kalacaklar. Ama şimdiki sıralamalarımızla e, organizasyonlara e, biz de varız hadi bizi de dövüştürün deyince... böyle bir elinin tersinde kalıyorsun adamların. Evet. ...bir bakıyorlar herhalde evet. evet. Yani burada peki e, o yükselme için... ...gözüne kestirdiğin bir rakip var mı mesela? Abi herkes... ...herkesle dövüşür ama her şeyin zamanı var. Hı hı. E, ben şundan yanayım... ...doğru rakiple doğru zamanda... ...dövüşmek bir sporcuyu... ...zirveye taşır. Hı hı. Yani bugün e, Beter bir Bivol'le, işte Anthony vesaire böyle hani isim sporcularla bugün dövüşsem belki onları yenemeyebilirim. Ve bu benim kariyerimi bitirebilir. Ama doğru zamanda onlarla karşılaştığımda onların kariyeri bitebilir. İşte o yüzden sordum aslında. Yani şu anda onlarla karşılaşman zaten hani imkansız gibi bir şey. Evet. Yani öyle... o riski de alacak kişiler değil. Yüksekten uçmaya yani. da gerekiyor. Kendimizin farkındayız. Eksikliklerimizin farkındayız. Güçlü taraflarımızın Hı -hı. farkındayız. İşte ben samak olarak seni oralara götürecek bir hedef, bir rakip bir şey ya var En mi? azından Hı -hı. ben şu an ilk 50 içerisinden bir rakip Hı -hı. E, seçip e, onu geçmeyi hedefliyorum en kısa sürede. Hı -hı. E, çünkü dünya sıralamasında sadece WBC'de değil tüm federasyonların boks dünya sıralamasında kendimi ilk 50'nin içine atmak da hedeflerim arasında. E, o yüzden de ilk 50 içinden biriyle dövüşmem gerekecek. E, yakın zamanda aslında hedefim bu. Umarız. Hani belli olur. bir isim yok şu an aklımda ama ilk 50'nin içerisinde yer alan bir boksörle dövüşmek istiyorum. Evet. Yani o seviyeyi evet yükseltmek lazım. Burada WBC bu arada hafif ağır siklet ilk Türkiye şampiyonusun. Evet. İşte o W, o güzel oldu biz programlarda da konuşuyoruz yani bir Türkiye şampiyonunun olması. Evet yani böyle bir kemer var artık evet, en azından. Yani şu ana kadar üç tane verildi diye biliyorum. Hı -hı. İşte sen de aldın hafif ağır Yani bu kemeri korumak gibi bir şey var mı? Tabii rakip olayı da biraz sıkıntılı muhtemelen. Yani tabii bu kemeri talep eden bir boksör olursa biz de korumak için dövüşürüz. Hı -hı. Ama şimdiye kadar böyle bir talep gelmedi bize. Hı -hı. Yani gelirse reddetmeyeceğimizi söyleyeyim. O kemer orada duruyor Aynen. yani isteyen gelsin alsın. Evet. <laughs> i̇steyen gelsin alsın. Ee, bu ikinci kariyerindeki yolculuk işte hedeflerini söylediğin ilk eliden biriyle karşılaşmak. Yani biraz tabii senin bisikletin şu anda dünyanın gözbebeği evet. durumunda bir yerdeyiz. E, o da zaten hafta sonu maç geliyor işte Dimitri Bivol, Arthur Beterbiyev. Seninle o ilk konuştuğumuzda da sen e, bir boksör seçmen gerekse Bivol, Bivol demiştin. Evet. E, yani neden Dimitri Bivol? Mesela kendine örnek aldın da boksör olarak. Evet yani abi, stil olarak, oyun tarzı olarak, oyun zekası olarak kendimi ona yakın hissediyorum. E, onun gibi olabileceğime inanıyorum. E, o sebepten aslında e, aynı zamanda yani fiziksel yapı olarak da ben kendime benzetiyorum aslında, evet. evet. Ee, yani diğer şampiyon boksörlerin fizik yapılarına baktığımda kendimle kıyasladığımda çok benzer bir yan bulamıyorum ama bir volle kendime benzetiyorum. Yani fiziksel olarak da benzetiyorum boks Hı. tarzı olarak da tekniği anlamında da benzetiyorum o yüzden aslında. Aslında benziyordu. Yani evet. senin <laughs> senin de göze hoş gelen bir box e, boks stilin var, boks tekniğin var. Yani zaten hani bu daha önce de konuştuğumuzda işte Rus ekolü evet. ne çıkıyor burada evet. kapı. E, sana e, sormak isterim tabii. Şunu da bilmeyenler için söyleyelim. Arthur Beterbiye bile antrenman yaptı. Onun antrenman kampı da haziranda olacaktı maç. O maç için öncesinde gitti. Evet, ben Nisan ayında onların yanındaydım. Kanada'da beraber antrenman yapma şansı bulduk kendisiyle. Ee, sakatlandı Menişustin. Evet, üstten, sakatlığı yaşadığı için kampımız aslında erken bitmiş oldu. Yani bir bir hafta erken bitti kamp. Olsun. Yani sonuçta e, onlarınge çıktın, antrenman evet, yaptın. Yürü. Oraya gelmeden önce burada önce hemen onu söylemeyeyim. Tamam. Oraya gelmeden önce yani nedir bu Rus ekolü? Hani senden bir dinlemek isterim ben açıkçası. Şunu söyleyeyim. Dimitri Bivol mesela şey dedi. Buna e, İngiltere'de sordular. <laughs> yani nedir bu diye. Ya temel şey biz ilk e, salona girdiğimizde hareket halinde içeriye girip çıkmak hareket halinde doğru, e, yumruk doğru atmak, ağırlık atabilmek. aktarımı aslında e, hareketlilik temel esası olan doğru e, ağırlık aktarımını yaptığın genelde parmak ucunda sekerek oynadığın bir oyun stili e, topuklarına çok basarak oynamaz Rus ekolü. E, yani mesela Amerika senin stilin de aynı zamanda benimki de öyle tabii evet. ki. Ha tamam yakın mesafe dövüşü yaparken evet yere oturak daha oturakta oluyorsun, topukların yere basıyor. Yani duruma ve pozisyona adapte oluyorsun. Fakat genel anlamda bakıldığında bir Rus ekolü dendiğinde daha böyle dik yüksek yumruklar atan, daha çok direk yumruklar üzerine oynayan, uzun uzak mesafe oyunu oynayan, gir çık yapan e, mesafe tutan bir boks stilidir aslında. Hı hı hareketin ön planda olduğu ve evet, de... yani aslında Rus stilinde şöyle de bir şey var. Olabildiğince az yumruk yiyip çok yumruk vurmayı hedefler Rus stili. Yani yumruk yerken yumruk at atayım gibi bir şeyi yoktur, Mantelitesi yoktur. Bir de orada şey durumu var. Yani hani bunu sanırım bir Volde demişti de o hareket içerisinde yumruğu atabilmek. Mesela e, ayakların sabit olunca <laughs> tabii ki daha e, güçlü vuruyorsun. <laughs> e, daha vuruşlarını seçebiliyorsun ama yani bir voleyin dövüşünü düşününce hakikaten mükemmel. Yani içeriye girişler... Ama o işte girişleri çıkışları yaparken i̇şte durmuyor. Yumruğu öyle bir boksörü yakalamak zor oluyor zaten. Evet. Yerinde duran bir adamı yakalayabilmen daha kolay. Çünkü evet. duruyor. Evet yumruk atıyor. Birkaç tanesinde savunma yaparsın. Blok yaparsın cevap verirsin. Evet. Ama sürekli gir çık yapıp mesafe tutan bir e, rakibe karşı oynamak gerçekten zor. Evet. Ve tehlikeli. Her an yakalanabilirsin. Evet. Yani burada o zaman şeye geleceğim. Şuna geleceğim. Sen Artun Beterbiyev'in kampındaydın. Arthur beter bir ev, Rus ekolü değil mi o zaman yani <laughs> şimdi oraya gelelim. <laughs> yani şöyle Rus ekolü boksörlerle çok fazla tecrübesi olan bir e, Rus diyelim. Evet. Dağı aslında, Dağıstanlı. Dağistan. Evet. Hani evet. aslında onun dövüş tarzı e, Rus ekolüne çok da benzemiyor. Daha yere basarak, daha power punch kullanan, e, net yumruk arayan. ...yüksek sayılı yumruk kombinasyonları yerine net bir iki maksimum üç yumruk atan bir boks stili var aslında Arthur'un. İsabeti götürüyor. İsabet gerçekten çok kuvvetli. Kendisi de kuvvetinin de farkında. Tecrübesiyle beraber bu ikisi birleşince işte onun boksu ortaya çıkıyor. Evet. <laughs> Tabii yani sonuçta bir e, boksörün meziyetlerine göre o stil gelişiyor. Evet. Yoksa Rus ekolü en iyisidir, işte ha, Küba ekolü en iyisidir bir şey değil, diye bir şey yok. Bir şey. O boksöre ne kadar iyi gidiyorsa, evet. uyuyorsa yani sana da uyudması gibi yani Rus ekolünün. Dimitri Bivol de bu şekilde uyuyor. Artur Beterbiev kendi güçlerinden dolayı başka stili çeşitlendiriyor. Evet, yetileri ve yetenekleri ona uygun. Hı. O da o şekilde hareket ediyor aslında. E, şunu sorayım tabii ben seni bulmuşken tabii böyle aklıma başka şeyler geliyor. Ya yani Türkiye'ye nasıl geldi? Yani ben hani amatör boksörlerde de baktığımda bu Rus ekolünün e, pek çoğunda diyeyim etkisini görüyorum. Hı hı. Hani kadınlarda başka bir şey görüyorum. Mesela orada da daha kontracı Benim bir yapı var. Diyeyim kadarıyla bir dönem e, bizim milli takımlarımıza e, Rusya'dan Rus milli takım antrenörleri transfer edilmiş. E, o dönemler aslında biz bu ekolle tanışmışız diye ben biliyorum. Çünkü daha önceki Babam boksörlerimiz daha çok bu, bunu babamın dönemi zaten oluyor bunlar. Babamın öncesi dönemi boksörlerimizin maçlarına baktığımızda işte işte Cemal Kamacılar vesaireler hani büyük isim boksörlerimize baktığımızda Rus ekoli falan yok. Onlar ringe çıkıyorlar ve dövüşüyorlar. Yani e, kim güçlüyse, kimin kondisyonu varsa o kazanıyor aslında. E, o tarz bir boks popüleritesi varmış Türkiye'de. Ama Rusların bizim milli takımımızda sporcularımızı eğitmesiyle beraber bu ekol bize biraz daha gelmiş diyebiliyorum ben. Evet. Ya aslında atletizmde falan da var. Hep işte evet. Romenlerin işte evet. bize gelmeleri vesaire evet. hem sporcularının hem antrenörlerinin. Evet. Bize çok katkıları olmuş bu konuda. Doğru. Yani sırıkla atlamada mesela biz bir seviye atlamamız Rus antrenörlerleydi. Hani onu da <laughs> öyle söylemiş olayım. Eee Beterbiyev'e gelelim. Eee Beterbiyev e, yani sen anlat tabii ki. Yani onunla ringe de girdin. Ee, şunu söyleyeyim tabii Dağıstan dedim ama Çeçen aslında Çeçen. Dağı, Dağıstan'da doğuyor evet. yani hani. Onu söyleyelim. Ee, bu bu hani bilgi olarak verin. Dimitri Bivol'ün eee ve Kore annesi, Moldovalı. Babası Koreli mi? Pardon. Değil mi? Babası Moldova, annesi Koreli. Kendisi Kırgızistan'da doğuyor. Evet, yani evet. öyle bir karışıklığı evet. var onun. Ama ikisi de o şey yetmediği için Rusya'ya gidiyorlar amatör kariyerinde ve hı hı. aynı milli takımda da yer alıyorlar ama jenerasyon farkı var. Yani biri yaş olarak tabii. Evet, 39 yaşına geldi ve evet. 30 33, 33 yaşında bir 33 yaşında evet. Hani böyle farklı jenerasyonlarda milli takımda yer evet. aldılar ama. Hani bu tarafı da e, bir şekilde e, tabii ki konuşuruz. E, amatörden başlayan bir kariyer. Daha sonra profe orada buluşmuyorlar, orada hiç karşılaşmıyorlar. Yok. profesyonelde. şimdi dört kemer evet, için. Ve Usik'le sanırım şey, aynı dönemin evet. boksörü. Hatta maçları da var bildiğim hat kadarıyla. Hatta hatta etmişliği evet. var Usik'i. Evet. E, o da güzel bir karşılaştırma olabilir aslında belki de. E, 1999'dan beri Roy Jones Jr'dan sonra ilk kez hafif ağır sıkletti. ...undisputed tartışmasız şampiyon belli olacak... Evet. ...tüm kemerlere sahip olan. Ee, burada... ...Beter tarafını senden dinleyelim... ...sen Bivoli seviyorsun ama gittin... ...Beter e Abi, antrenman ya Kesinlikle antrenman partnerliği yaptın. Kesinlikle Bivoli seviyorum ayrı mesele ama gönlümde... ...Beter yani. Hı. yani. Bu maçta ben aslında... ...Beter kazansın istiyorum. Ee, özellikle onunla antrenman... ...yaptığım dönemde onu tanıma fırsatı... ...elde ettiğim için gerçekten çok... ...ısındım kendisine. Çok... ...ağırbaşlı, disiplinli... İşine saygı duyan, rakibine ve partnerlerine saygı duyan, e, egosuz, e, yani gerçekten böyle örnek alınabilecek kaliteli bir insan olduğunu canlı gözlerimle görme fırsatım oldu. O yüzden de ona karşı sempatim daha da arttı. E, Boks tarzı, stili bana çok hitap etmiyor, okey ama maça kazanmasını ama getirmelerini istiyorum bir, yani. Evet sebebi var yani sonuçta bir. Çünkü boyu... bir böyle benzediğimiz evet. için bizi de ona çünkü evet. strateji kuracaktı ne yapabileceğini e, antrenman yapacaktı o sebeple aslında biz oradaydık benimle beraber orada e, Polonyalı Rus ve Sibiryalı üç tane daha boksör arkadaşımız vardı e, ya toplamda dört kişiydik aslında bizden önce de sanırım bir dört kişi gelmiş gitmiş hı hı. böyle bir ...kademeli bir spanik dönemi geçirmişti Hı. o zaman. Ee, o spanikler nasıl geçti? Abi... serttir diye düşünüyorum ama... Yerine göre sertti, yerine göre değildi. Şimdi şöyle diyeyim. ilk gün ben gittiğimde tabii hani inanılmaz bir heyecan var. Ee, ben beter bir Ev gibi bir e, boksörün karşısına çıkma heyecanını... ...inanılmaz derecede yaşadım orada. Hı. Ee, ve ilk gün gittiğimde beni antrenmana almadılar. Sen bugün hani seyret, ortama alış. Yarın seninle dövüşürüz dediler. Ben de seyretme imkanı yakaladım. Orada o Rus ve Polonyalı arkadaşlarla o gün dövüşüyordu. Yani kemik sesleri çıkıyordu. Hmm. <laughs> Öyle vuruşlar vardı ki antrenman esnasında dedim ne yapacağız acaba? Yani... <gülüyor> 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 Çünkü hatta o e, Rus Polonyalı, Polonyalı olan arkadaşım böyle burnu falan yarıldı. Hmm. Ama şunu da gördüm. Arthur'un karşısında üstünlük sağlamaya çalışan ona art niyetle yaklaşan işte onu orada böyle ezmeye veya rezil etmeye çalışan bir tavırları da vardı o boksörlerin. Kendini göstermek evet. istiyor. Evet. Arthur da kendi evinde kendisine yapılan bu terbiyesizliği aslında cezalandırdı bence. Hı hı. Çünkü bana hiç öyle şeyler yapmadı. Biz ona karşı saygımızı hiçbir zaman bozmadık. Hoca bizden ne istiyorsa aynısını yaptık. Çünkü bir bol şu 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 teknikte bu hareketleri yapıyor. Sen de bu şekilde dövüş dediler bana. Ben de onu uyguladım aslında. Onların sözünün dışına çıkmadım. Ee, onu orada antrene etmeye çalıştım. Ee, bu sebeple bize karşı herhangi bir ego gösterisi olmadı kendisinin. Ee, o yüzden bizim antrenmanlarımız benim adıma ve onun adına inanılmaz verimli geçti. ...orada zaten şey karşındaki ne kadar sert yaparsa... ...sen de o kadar sertleşirsin. Evet yani şimdi durum var ben haddimi bilmez de... ...orada Arthur Beter bir evi... Hani ...rezil etmeye çalışırsam o adam da orada... ...kendini yedirtmez. E, o zaman o tekneye... E, ...gelelim. Yani sana söyledikleri... ...neydi? Hani bir volün yapıyor... Ya gördüğümüz sen... bir şey. Yani çok ekstrem ha. bir durum yok. Bir volün nasıl oynuyor? Dik uzun... E, ...direkli yumruklar, kroşeler... ...ondan sonra... E, ...vücut vuruşlarına çok açık bir gardı olduğu için... Işte ...ona yönelik... Hareketler, e, manevraları iyi biliyorsun e, Bivol'ün, o yüzden takip çalışmaları e, gibi yani hani Bivol'ün herkes tarafından bilinen özellikleri aslında. Hmm. Ee, biraz o zaman şeye de gelelim, maçın içine de gelelim. Bu Rus takımına e, geleceğim. Senin mesela böyle bir, e, sen de Türkiye'de e, hmm. milli takımdaydın yani. Hmm. E, sonuçta beraber kamp yaptın arkadaşlarınla şampiyonada, Türkiye şampiyonasında karşılaşabiliyorsun. Evet. E, bu nasıl oluyor? Yani bunların durumu da benzer sonuçta, yani beter bir evle bir volüm. Amatörde mi, profesyonelde mi? Amatörde. Proda, pro'da karşılaştın mı zaten? Yok. Yani nasıl anlayamadım ben tam. Yani şey, aynı e, milli kamptasın mesela. Tamam, ee, bir arkadaşımla aynı yani, kiloyuz. Evet, ama şampiyona da karşılaşabiliyorsun. Tabii Türkiye, Türkiye Şampiyonası'nda tabii ki Yani Bunun psikolojisi nasıl oluyor? Yani zor bir psikoloji mi? Yani. Zor tabii ki, özellikle... ...aran iyi değilse o kişiyle... E, bir sürekli bir tatlı bir sürtüşme oluyor... ...illa ki. E, e, aran iyiyse de zaten bir süre sonra... ...ya kilo değiştiriyorsun. Hani ha. karşılıklı... Ha. ...dövüşmeyelim ne gerek var birbirimizi kesmeye... <laughs> ...niyetiyle. E, ama böyle... ...sadece milli takımdan arkadaşsındır... ...veya işte kulüpten arkadaşsındır. Kiloyu... ...ele geçirmek adına evet buranın sahibi benim demek adına tatlı bir sürtüşme oluyor tabii ki. Ama bunun dışarıya yansıdığını yani nadirdir gördüğümüz. Ben hayatımda hiç yaşamadım. Ringin içerisinde elimizden geleni yaparız, birbirimize vururuz ama ringten sonra yani maçtan sonra her zaman arkadaşız. O en güzel tarafı o zaten dövüş evet. sporlarında hep çizdiğim altını. Ama e, bunlarda bir mevzu var yani biraz da kaşıyor tabii ki medyada, e, medya da. Medya çok kaşıyor. İnsanlar bunu görmek istiyor. Evet. Aslında beterbiyev çok de... alamıyorlar o hikayeyi ama. Evet. Özellikle beterbiyev hiç vermiyor bence. <laughs> vermiyor. vermiyor e, evet. Daha böyle. ...ağır başlı takılıyor bu konularda. Sizlere hiçbir şeyler söylediler mi o kampta falan? Hayır yani Yok, özellikle Artur konuşmuyor. Değil mi? Salona geliyor zaten antrenman e, sa saatinde onun dışında ve partnerleri dışında içeride kimse olmuyor. Kapılar evet. kilitleniyor. Dışarıdan içeriye hemen kafasını uzatıp kimse bakamaz. O Hı. şekilde kapalı bir alan. İbadet gibi yani. Evet. evet. İçeriye geliyor hocalarıyla dahi konuşmuyor. <laughs> i̇şte selamünaleyküm aleykümselam selam, selamlaşıyorsun... Hı. Hemen geliyor hocaları ellerini sarıyor işte dizleri sakat olduğu için o zaman kinesio bantlar yapılıyordu. bantlarını yapıyorlar kendi başına ısınmasını yapıyor ardından e, antrenman neyse antrenman başlıyor bitene kadar ağzından bir kelime çıkmıyor Hı. çok rahatsız olduğu bir şey olursa bunu dile getiriyor hocasına Hı. karşı o kadar sonra antrenman bitince herkes dağılıyor ya yani müthiş bir çalışma etiği yani çalışmaya geliyor aslında oraya. işe geliyor işini yapıyor ve çıkıyor gidiyor. Hı hı. Bu e, takımla ilgili e, şey oldu Bivol hani futbolda oynadık dedi artık o kadar sorulunca tabii hı hı. ki futbolda oynadık hani öyle bir arkadaş değiliz öyle bir hani konuşmuştuğumuz bir kere var dedi. Okey. İşte, Aynı ortamı paylaşmışlardır. Hani, e, i̇kisi de bu arada konuşmak istemiyor Bivol de konuşmak istemiyor Bivol en son bunları dedi beter bir evde hani bilgi olarak vereyim ben bunları beter bir evde ben hatırlamıyorum diyor. Yani bir yerde de ama bir şey olmuş gibi e, basın toplantısında öyle bir an yaşandı yani ona sorun dedi. Belki aralarında bir şey bir sürtüşme yaşanmıştır ama hani ya boksla, da yaparken boksla, boksla da şey çok alakasız böyle. da olabilir bunlar. Hani Hı -hı. birbirlerine karşı bu e, antipatileri boks... Dışında bir sebepten de kaynaklanabilir yani. Antipatileri yok galiba ama bir şey olmuş. Bir, <laughs> ben de bilmiyorum aralarını ama yani. ben en son face facelerini gördüğümde bir e, böyle biraz daha tedirgin gördüm açıkçası. He. Evet. O yüz ifadeleri, mimikleri, Hı. vücut hareketlerinden öyle hissettim. Aynen bana da öyle geldi. Ya daha kendine güvenli duruyor bu arada şey. beter bir yer. Evet. Yani Kesinlikle cevaplarında da öyle duruyor. Yani o yüzden diyorum hani belki orada bir sparring yapılmıştır. Bunları milli bilmiyoruz. Paylaşmıyorlar. Biz oradayken mesela bizim e, antrenmanları video çekmemize de zaten müsaade etmediler. Tabii. Kendileri çektiler. Kendi çektikleri videoyu bize izletmediler bile. Hı -hı. O kadar. Çünkü hani ben şey talep etmiştim aslında. Hani böyle bir imkanı yakalamışım. Artur gibi birisiyle dövüşüyorum. En azından kendimi dış gözle bir seyretme imkanı olursam sizin çektiklerinizi izleyeyim diye ona dahi Tabii. müsaade etmemişlerdi. Ama fotoğraf var. Fotoğrafımız var çok şükür. Evet, onu kapağa koymayı <laughs> evet. düşünüyoruz bakalım. Ee, buradan şeyi de söyleyeyim tabii ki ikisi de yenilgisiz. Ee, 43 galibiyet ikisinin toplam galibiyet sayısı. Bunların 32'si nakal. Hmm. Zaten Arthur Beterbiye 20 galibiyetin 20'si nakal. Evet. Ee, yani o seri olarak Mike Tyson'ı bile geçmiş. Yani Mike Tyson 19'da kalmıştı galiba hmm. nakal serisi kariyerinin başında. Ya da 18'de tam e, emin değilim. Yani ve isimlere bakıyorsun. Arthur Beterbiev'in son dönemde özellikle. Callum Smith. Çok iyi boksör. Anthony Yard. Çok iyi boksör. O maç efsane bir maç bence. O da çok Anthony iyi maç. Anthony Yard maçı çok iyi bir maç. Evet, maç. köşeye durdurmuştu artık izin vermemişti. Sekizinci round. Sekizinci round'da. Yani, bence Anthony Yard bu arada öndeydi. Sekize kadar ilerideydi i̇yi, yani. İyi, gidiyordu yani. Sonra rahatsız etmişti. Sonra yani. gevşedi. E, hafife almaya başladı ve yakalandı. Hı. Benim A yorumum bu şekilde. Ama Beterbiev'in maçları böyle. Hep Yavaş başlıyor. Bunu ben tecrübe ederek gördüm. <laughs> ee, seni böyle öyle güzel uyutuyor ki. Öyle sanki şey yapıyor sana. Vuru seni, kendini iyi hissettiriyor sana ilk önce. Evet sen bana vurabilirsin. Mesajı verdir diyor. Böyle gevşiyorsun. Elin falan düşüyor. Böyle o disiplinden birazcık kaybolduğundan yakalıyor. <laughs> Ve yani çok bir anda geliyor. Yani vites araba ikide giderken bir anda beşe çıkartıyor kendini. Öyle bir artırması var. Evet. Ya burada Joe Smith Jr., Alexander Gvozdik hani o isimleri de yazmışım. Ama Beterbiev bir ev, e, oldu. iki kez oldu. Evet. 2018'de Callum Johnson'a. sonra e, kalkıp kendisinden kaldı etti. Evet. <laughs> Öyle yani, de bir olayı var yani. E, Jeff Page'i çok sayamıyorum. Orada düz ayak yakalandığı bir pozisyondu evet. bana kalırsa. Ama Callum Johnson'a net bir net, solla knockdown oldu yani. Yani dizler çözüldü orada. Ama hemen kalktı. Hani buralar konuşuluyor. Hı hı. Ee, ...hani yeri görebiliyor... ...diyor ama... ...yerden kalkışı falan... Yani ...çok rahat mesela oralarda. Her aralarda. boksör yeri görür. Önemli Hı. olan kalktıktan sonra... ...aynı istikrarla devam edebiliyor musun? Oyundan kopmadan... ...işte... ...özgüvenin kırılmadan... ...devam edebiliyor musun? Peter edebiliyor. Edebiliyor. Ben... Çok ilginç hani geriden gelip kazandığı maçlarda geriden geliyormuş gibi gözüküyor. Evet. Ama... Bu bir, bir plan bence kesinlikle plan. Evet teknik olarak ama e, tabii Bivol kadar olmadığı söyleniyor. Yani sen Öyle. teknik olarak ne görüyorsun mesela kesinlikle nasıl açıklar çok, görüyorsun? Kesinlikle çok büyük açıkları var. Şimdi burada açıklarını söylemem ben ne kadar doğru olur Hoş olmayabilir belki. bilmiyorum. Evet. Ama Bivol'la kıyasladığında teknik anlamda kesinlikle çok büyük eksiklikleri var ama işte bazı artılarda o eksileri kapatıyor. Hı hı. ya yani ben bunları bu şekilde soruyorum çünkü e, yani ben her düşündüğümde farklı yere, yere gittiğim bir maç sonucu var kafamda hı hı. hani e, düşüne ya, düşüne. Bence net bir cevap vermek çok zor bu maç için. Uzun zamandır gördüğüm benim de öyle bir karşılaşma. çok yani. net yani insanlar net konuşma, konuşuyorlar ama bence konuşulamayacak bir maç bu. Hı hı. Yani şu kazanır diyemiyorum çünkü çok sürpriz olabilir. E, yani mesela kimsenin aklına gelmiyor Arthur'un nakavt olabileceği ama bu da bir ihtimal. Olabilir. Bu da olabilir. Evet. Hani herkes şey diyor Arthur yakalarsa bir vol nakavt eder yakalayamazsa puanla bir vol kazanır. Şu an genel algı tamam. bu yönde. Genel bakarsan evet. Ama böyle olmak zorunda da değil. Belki bir vol yakalayacak Arthur yatıracak. Evet. Bilmiyoruz ve gerçekten hepsi olabilecek ihtimaller. Evet. Ya yani Bivol tarafına da hani değinim ee, Bivol'de işte e, Canelo ile tabii karşılaştı. Müthiş bir şov. Boks Çok güzel bir şov yani. Defalarca izlemişiz. Ee, adeta şey Canelo'ya boks dersi verdi. Hani bunu söylemek tabii biraz ayıp gibi gözükebilir ama ya gördüğüm şey ya oydu bence yani Bence orada şey vardı. Stil savaşı vardı. Evet stilde evet. Birisi işte Canelo işte Meksika vesaire birisi Rus ekolü birisi daha durarak belden e, oyun oynayan diğeri ayaklarını kullanan mesafe boksu yapan iki, bo iki mükemmel üst seviye boksörün birbirleriyle or oradaki şeyini e, savaşını izlemiş olduk. Bence ikisi de teknik anlamda yani, tartışılmaz. Evet. O yüzden e, Bivol orada bence şeyi ispatladı. Rus ekolünün ne kadar iyi olduğunu ispatladı. Evet. Bence. Ve bunu en iyi yapan Evet, 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 bam benim diyor. Evet. Yani evet. nefes aldırmamıştı. Canelo maçı işte ön plana. Gilberto Ramirez maçı gene çok önemli galibiyet. Hayır, e, bu arada sen az önce dedin her boksör yeri görür. E, hani amatörünü bilmiyorum. Emin değilim bir volden ama profesyonelde yeri görmedi bir Vol. Bir de böyle bir durum var yani. Evet. Joe evet. Smith Junior maçında not almışım 2019'da bir tam round biterken ...kulak kulak üstüne bir tane Hı -hı. alıyor, yumruk alıyor... ...böyle bir sallanarak köşeye gidiyor. Onun dışında bir şey yok... ...Dimitri Bivol'de. Evet. Yani yeri gördüğü bir... ...an yok. İşte 22 maç mı... ...22 maç mı oldu? O 23. 23 maç yani. Öyle denk gelmiş. Belki <laughs> <Daha> 24. <laughs> 24'te olacak... ...bunu bilemeyiz. <laughs> bilemeyiz evet. Ee... Ama işte yeri görme işinin... ...en büyük sebebi ağır yumruklar yemiyor. Hı -hı. Çünkü mesafeyi tutuyor... ...yumrukları evet. da çok yumuşatarak evet, alıyor. Mesela savunmasına dikkat ederseniz... ...bence savunması da çok iyi... Hı -hı. ...mesela Beter Bey'in bu denli bir savunması yok. Yumruk alıyor Beter Bey. Evet, çok yumruk yer. yiyor. Evet. Yani özellikle direkt yumrukları çok fazla alıyor. Ama bir vol gelen yumruğu çok iyi böyle absorbe ediyor. Yumuşatarak Hı -hı. alıyor. O yüzden de belki knockout oranını bu kadar düşük. Doğru evet. Ee, o giriş çıkışlar gene o ayak çalışmasına geliyoruz belki de işte. Yani o mesafeyi açıp Hı -hı. kapatması çok güzel oynuyor onunla. Yani bu iki boksörü birleştirince böyle sanki şey gibi geliyor bana hani beter bir evin tamam diğer meziyetlerin yanında gücü hı hı. E, bir Pat volü işte bir e, Rus ekolü olması ikisini birleştirirsen yani mükemmel bir y boksör Yen, değil mi? <laughs> gibi geliyor bana o yüzden de işte iki stilin karşılaşması evet. o yüzden de her zaman her zaman bu ilgi çekici zaten yani iki Doğru. farklı stilin karşılaşması e, bakalım burada yani şöyle hı. derlerdi bize abi eskiden hocalarımız e, evet teknik hı. önemli ama güç de bazen tekniği bozar ...derlerdi. Evet. İşte evet. onu göreceğiz burada aslında. Beter bir evin gücü... ...bivolün tekniğini bozacak mı? Evet. Burada faktörlerden biri de yaş da... ...bir faktör yani olabilir. 40 yaşına gelmiş. Yani 30, Ama 90. yani... Ama kendine çok iyi bakıyor. Bu arada gibi. şimdi... ...hiç 40 yaşında gibi de durmuyor. Değil mi? Hiç evet. durmuyor. Yani. Alkol yok, sigara yok. Kötü İnanılmaz güzel bir yok. hayatı var. Evet. E, kendine iyi bakıyor. Hiç 40 yaşında gibi göstermiyor yani. Aynen. Ee, buradan... Bir tahmin alabilir miyiz senden bilmiyorum ama... ...yapmak ya abi ister misin? Yani, Az önce konuştuk yani. yani söylediğim çok... gibi gönlüm... E, ...beter bir ev tarafında. Hı -hı. Bunun kazanmasını isterim. Ama yüzde... ...bir oran vermem gerekirse... ...ben yüzde altmış bir volüm kazanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yüzde kırkta... ...beter bir evde kalıyorum. Ama... ...gönlüm söylediğim gibi... ...beter bir evin kazanmasından yani. Evet. Ben de şey diye düşündüm. Bugün de işte... ...bir şeyler izliyorum falan. E, artık... ...geldiğim nokta yani Rus ekol ...diyoruz tamam Yani bu adam... Rus milli takımının kaptanıydı yani evet. o ekolle zaten yoğrularak evet. geldi buraya yani Dimitri Bivol'un yaptığı ekolü yani o seviyede karşılayabilir mi karşılayamaz mı o ayrı bir şey ama biliyor yani, Çok yani iyi biliyor yani en iyi bir tanıyanlardan birisidir. Evet. evet yani dolayısıyla bu ona bir avantaj belki sağlayabilir gibi gelmeye başladı İşte burada başladı ya abi bana. işte çeviklik kondisyon evet. işte böyle şeyler de devreye girecek ee, mesafesini tutabilirse Bivol içeriye sokmazsa yumruk yemezse Evet bu maç çok rahat geçebilir onun için. Evet. Ama tek bir hataya bakar. Evet. Yani bir an gevşediği an Veterbey e, bunu affetmeyecektir. Evet. Ben kesinlikle gevş Ya şu anda da gergin olduğu için gevşeyeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ya de, karakter olarak maç da öyle içinde bir, bir boksöre benzemiyor zaten. Mesela Hı. bu Anthony maçında e, işte maç disiplininin dışına çıktığı için bence o ağır yumruklara Bey evden almıştı o maçta. Hı. Ama bir volüm bugüne kadar ben öyle bir hareketini evet. görmedim. disiplinli Disiplinini birinci round neyse on iki round'da da aynı şekilde devam ettirdiğini gözlemledim bugüne kadar. Yani yine öyle olacağını düşünüyorum ama ola ki Hı. hani bir gevşeme bir e, disiplin kayması yaşarsa yakalanır. Evet. Ya yani ben de bu işte bugün dediğim şeyde senin dediklerini de hani e, düşünerek bugün de bugün kalktım ve bugün beter bir ev alır diyorum. Bugün yani, beter yani. bir evciyim. <laughs> yani bundan iki, iki hafta önce bana sorsaydın ben de bir vol diyecektim. Bugün de böyle izlediklerim ettiklerim o kendine güvenini gördüm yani evet. bir, bir güven ya o güven boşuna gelmiyor yani bir şeyle Dimitri Bivol'in geldiğini görüyorum evet. biraz çekiniyor Basın gibi geliyor bana. Basın falan da seyretmiştim. Evet. Orada yani, da bir gergindi ve çekiniyordu konuşurken. Evet Beter bir de zaten şey diyor yani sen bu maçı ka kabul etmedim başlarda diyor yani. yani gelinen noktada bu maç oluyor ya getiriyor ee, ve hani Canelo maçına da bakıyorum bir taraftan Ramirez maçına da bakıyorum ya bu adamın enerjisi de bitmiyor yani, yani 12 round aynı boks yapılabilir İlk mi? İlk round nasıl başladıysa öyle bitiriyor sonra. Yani bunu yapabilirse o disiplinle aynı enerji seviyesinde de bir vol alır götürür gibi geliyor evet. ee, hakikaten yani siz ne e, düşünüyorsunuz izleyenlerim siz de aşağı yazabilirsiniz ben sürekli değişiyor benim fikrim Yazı tura gibi. Son dönemde hakikaten kestiremediğim Zor bir maç e, en önde gelen maçlardan biri oldu bu. Evet. E, buradan sana e, e, sorularım var yine. Yani özbek stilini de sormak istiyorum ama bilmiyorum konuşmak ister misin? Hani Olimpiyatta 5 altın özbek. aldılar. Özbekleri severim abi. Yani, Özellikle onlarla bir kamp geçirmek istiyorum. Öyle bir imkan yakalayabilirsem. Şu an yükselişte bir de yani Yani gerçekten bir süredir eder? daha evet. doğrusu. Ee, ...Türkmenistan'ın mesela Özbek... ...kısmına yakın olan boksörleri... yani coğrafi anlamda... ...onlar da mesela direkt Özbek stiliyle... ...dövüşüyorlar. Ee, Özbekler... ...olimpiyatlarda zaten Beş şov, şov var, yaptılar. Yani ye, toplamda yedi madalyaları <laughs> mı var? Yedi erkek domine ettiler zaten. Evet, Beş yani, altın ondan. Zaten onda kaç tane? On tane siklet var hepsini aldılar adamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden... ...Özbekler gerçekten çok iyiler... bu dönemde. Yani bir vol... Yani Rus ekolü dediğimizde bir aklımıza geliyor ya. Aslında Özbeklerinki de Rus ekolü diye konuşuluyor. Fakat bence Farklı kendi var. içlerinde evet. farklılar. Daha <laughs> ayrı tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Gene hız, hareket, ayak çalışması evet. temel prensiplerde planda... belki aynı olabilirler Hı. ama üzerine ekledikleri, çıktıkları katlarda değişiklikler var. Evet. Ya ben şey görüyorum mesela çok daha fazla yana, yana adımlama var yani evet. Özbeklerde yani. Evet. Yana adımlamayı çok güzel yön kullanıyorlar. Evet. Mesela Ukraynalılarda da yani bunun herhalde zirvesi. Kontrol vuruşları çok güzel yapıyor. Yani, yani. yumruk vuruşları çok güzel yapıyorlar. Yani Özbekler de hakikaten yani pro, proda da tabii ki hani çıkıştalar ama asıl amatörde ümumiyetler. Şimdi iyi. onlar zaten proda herhalde geliyorlar. Galiba evet. yani. bu İBA'nın yapmış olduğu <laughs> profesyonel organizasyonlarda baya dövüşüyor Özbek sporcular. Çünkü YouTube'da falan denk geliyorum, Hı. seyrediyorum. Ee, orada varlar. Hı. Celal O zaten ağır ilerliyor zaten. Evet. O da altını aldı olimpiyatta. Ee, vallahi e... İzlemesi keyifli işte Ukraynalılar da öyle Usyk, Lomachenko. Evet. onlar da öyle. Yani beter bir evde yine söyleyelim Usyk'ı de knockdown etmiş ama o maçı kaybetti. Knockdown evet, evet, ettiği evet. maçı kaybetti evet, evet. Ama... ama Usyk de çok iyiydi o maçta. Evet evet çok Şuna çok iyiydi. Yani. Şov yapmıştı evet. yani hani hakikaten. Ee, müthiş bir maça doğru gidiyoruz. Türkiye'yi de soracağım sana. Ee, Türkiye'de profesyonel boksun durumunu nasıl e, görüyorsun? Yani... Biz tabii ki kime yani yaş jenerasyondan jenerasyona değişen bir şey tabii ki ama ya işte Sinan Şamil Sam ismi çok zikredilir. Evet. Yani ondan sonra işte Selçuk Aydın geldi Avni Yıldırım e, geldi Ali Eren Demirezen geldi. Evet. En son hani bu e, seviyelerde konuştuğumuz isim Ali Eren'di yani evet, zaten. Doğru. Sanırım ilk beşinci sıralara kadar yükselmişti. Tabii tabii ya yani maalesef o boksun siyaseti içerisinde menajerleriyle anlaşamadı Ali Eren. Evet. E, tam böyle tepelere gidecekken olmadı. Umarız döner tabii ki hala dönülebilir. Ee, ama tek tek boksörler işte sayabiliyoruz. Hani burada bir proda bu bir ekonomize olamıyor yani. E, maddi güç istiyor hı hı. açıkçası. Yani bugün bir menajerle gidip masaya oturduğunda sana en başta diyor ki param var mı? 200 bin euro var mı diyor. Yoksa Me, diyor. Menajer olmaz. diyor değil mi? Menajer diyor Sana bunu para bulması var. beklenilen kişi. Senden para istiyor, Çünkü evet. sana diyor ben niye yatırım yapayım? Ne var diyor hmm. elinde? Olimpiyat şampiyonu musun diyor? E, yok, hmm. değilim. Dünya şampiyonu musun? Değilim. Hmm. Diyor, o zaman para getir. Evet. Yani o yüzden olmuyor bence. E, para lazım, imkan lazım, tanıdık lazım, bağlantı lazım. E, bunları normalde evet menajerlerin yapması bekliyor. ama Türkiye'de böyle bir menajer var mı? Ya, menajerlik kurumu sektörü gibi bir şey, öyle yok. bir iş kolu da hani evet. çok Tamam bak, Federasyonumuz var. Hı -hı. Serdar Avcı öncülüğünde böyle bir şey başladı. Ee, onun vesilesiyle zaten hepimiz şu an profesyonel boks yapıyoruz. o WBC'nin burada e, lisansları biz, alındı. Bizim tarafımızdan yapılması evet, iyi evet. yani evet. Ee, o yüzden mesela eskiden işte Amni boks yaparken veya Adrenalder boks yaparken Türk fe, e, Federasyonu olmadığı için bu sporcularımızın hepsi Almanya üzerinden veya evet. farklı ülkeler üzerinden lisans çıkartıp oranın menajerleriyle aslında yol yürümeye çalışıyorlardı. E şu an bence bizim avantajımız onlara göre evimizdeyiz. Düzenimizin, kendi düzenimizin içerisindeyiz. Ee, işimize gücümüze, ailemizle yolumuza devam edebiliyoruz. Bu artıları var. Hı. Ama bizim burada da eksiler tabii ki. işte menajerlik kurumu yok. Ee, sponsorluk konusu yok o, denilebilecek stüfe... kadar az. Evet. Yani yok hatta. Evet. Ee, organizasyon sayıları çok düşük. Yani Almanya'da ay başı, iki ayda bir sürekli bir organizasyon maç imkanı varken... E, ...Türkiye'de senede üç tane maç olabiliyor. O sebeple e, yeniyiz. O yüzden bunları da kabul edebiliyorum. E, gelişeceğine inanıyorum. Daha fazla sporcu olması, daha fazla profesyonel antrenör olması gerektiğine inanıyorum. E, bu sektöre daha fazla yatırım yapacak iş adamlarının e, olmasını istiyorum. Daha fazla görünür olmak gerekiyor bunlar içinde. E, reklam anlamında bir şeylerin daha fazla göz önünde. ...olduğunu görürsek belki birileri de o zaman... ...daha büyük yatırımlar yapabilirler bu işlere. Sporcuların özelinde konuşuyorum. Yani zaman istiyor, şirketleşme istiyor. Bireysellikle ne kadar yürüyeceğini bir kestiremiyorum aslında. Daha böyle organize olmak gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de. Yani bir sektör olması gerekiyor. Yani mesela yani. Biz, biz Kanada'da bunu gidip gördüğümüzde... ...herkesin bir işi vardı. Yani mark antrenörüydü Veterbiyevin onun belli bir görevi var işte başka bir antrenör var onun sadece iş var geliyor onu yapıyor ve gidiyor Hı. yani muhasebecinin gelip bilgisayarda faturaları girip gitmesi gibi Hı -hı. Herkes geliyor, kendi işini yapıyor ve çekiliyor gidiyor. Bizim burada herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Ekip var. Bu da bir problem. Ama bir de şey, e, herkesten her şeyi yapması isteniliyor. Tabii gibi. beklenti de bu yönde. <laughs> beklenti de yani bu bir yani. adam her şeyi yapsın isteniyor. Evet. Yani bir maaşta zaten dört iş falan yapıyorsun zaten. Evet. E, o yüzden kadrolaşma eksiğimiz var. Hı -hı. E, şirketleşme eksiğimiz var. Profesyonelleşme eksiğimiz var. Bize her şeyi hala amatörce yapıyoruz aslında. Amatör ruhla yapıyoruz. E, profesyonelce yapamıyoruz çoğu şeyi. Duygularımızı işlerin içine çok karıştırıyoruz. Bunların hepsi bence gelişmesi gereken yönlerimiz. Evet. Evet, bu da işte sektör olmadığı için. yok evet. oradan tek tek boksörler çıkıyor işte. Evet Ayerenden tek tek oldu. Yani Selçuk, birazcık Ayer. parlayan, birazcık arkasına destek bulan birisini böyle ön plana atıyoruz. Hadi git sen bizi temsil et oluyor. Ama onun yanında bir ekip lazım. Ona da çok büyük sorumluluklar yükleniyor aslında. Evet. Bu işin psikolojik yükü de çok ağır bence. Asıl orası yani evet. maçları maçları sadece antrenman yaparak kazanması bekleniyor sporcunun. Ama o psikolojik e, yükü kimse sırtından almak için bir taşın altına elini koymuyor. Evet. Onun şey geçenlerde hani biz UFC programları da yaptığımız için burada e, ben o diye bir dövüşçü net söylemişti Hı -hı. yani. Hani ben bir anda kendimi bir şirketin CEO'su gibi buldum. Sonraki maçı kaybetti mesela evet. yani. Hani... Yani çok inişleri çıkışları oluyor aslında dövüş sporcularının. Belki diğer branş sporcularında böyledir. Ben yaşadığımı biliyorum. Hı -hı. Ee, o yüzden bu konudaki destek önemli. Evet. Ee, bu jine de diyelim Burak'la da hani konuştuk. Ee, projeler var mı? Sizin takımda başka dövüşen var mı? Şu an profesyonel anlamda başka dövüşçümüz yok. Hı. olacak ama mı? olması var mı buna yani? yani olmasını beklediğimiz potansiyel içeren e, elimizde sporcularımız var e, bunlardan bir tanesi Vedat Kaçar e, şu an amatör boks'ta Fenerbahçe adına dövüşüyor bizim salonumuzda da aynı zamanda bizim ekibimizde e, Vedat'la önümüzdeki haftalarda bir gösteri maçı yapacağız e, Frankan diye bir mekanda e, kendisiyle dört rant üzerinden bir gösteri maçımız olacak. Hı. Vedat'ı bizim organizasyonumuzda ilk profesyonelliğe adım maçını da aslında yaptırmıştık. İlk debut maçını yapmıştı. Hı -hı. Yani onda ben çok büyük bir ışık ve potansiyel görüyorum özellikle. Hı -hı. Ondan sonra Alperen diye bir e, kardeşimiz var. Çok yetenekli, istekli, azimli, e, iyi bir sporcu. Onun da dövüşmedi mi? Alperen de o gece dedi. Dövüşmedi mi? Evet. Alperen'in de gerçekten potansiyelinin yüksek olduğuna gözümüzde şahit oluyoruz. Sadece işte imkan, doğru zaman, işte doğru adımlar taşların yerine oturması gerekiyor. Evet. Bir de biz onlara kendi çapımızda hani yapabildiğimiz kadar bir yol açabilirsek eğer benim peşime inşallah onların da ben geleceğine inanıyorum. Evet yani burada birinin yol açması hep böyle oluyor zaten yani hani dövüşte özellikle önemli ve ama işte o açtığı yoldan başkalarının da oraya gelmesi evet. önemli dediğin dediğine ben de katılıyorum. ...umarız da hani o sayılar da artacak ama... E, ...boks geceleri sayısı artmaya başladı gibi... ...işte o WBC'nin şeyi alınınca, lisans alınınca... Evet imkan var aslında şu imkan anda. oluştu yani evet. Eskiden gayri resmi organizasyonlar oluyordu... ...gördüğüm kadarıyla. Hani resmi bir WBC gecesi görmüyorduk biz Türkiye'de. Şimdi artık bunlar olduğu için... Ya da Kazakistan'dan sen ekip getiriyorsun, evet. e, hakemleri getiriyorsun. Hakemleri getiriyorsun. Onda da yani. yılda bir kere getirebiliyorsun. E, bunlar zaman, hem evet. büyük yüksek maliyetler hem de Hı. hani getiremiyorsun. Öyle bir gücün de yok aslında. Hı. Hadi gelin ben maç düzenleyeceğim diyorsun. Ne adına diyor adam? Hı. yani Şimdi WBC'nin resmi gecesi olunca geliyorlar. E, tabii geliyorlar. Yani kendi hakemlerini de kullanabiliyorsun aynı evet, zamanda. Evet bizim şu an WBC'de resmi hakemlik yapabilecek bir komitemiz var. Hakem ekibimiz var. Hı. E, gerçekten ben... Hakemlerimizi yani bu iki yıldır aşağı yukarı bütün hepsini e, gördük maçlarımızda. Kendilerini çok geliştirdiklerini görüyorum. E, gayet memnunum ben bu hake bizim hakemlerimizin gidişatından. Evet çok hayırlı oldu bu lisansın alınması hakikaten. Kesinlikle. E, son olarak e, <laughs> bitmiyor sorular bitmiyor. Son olarak pound for pound bir numaranı sorayım ben yani şu anda. Şu anda e, sence en iyi boksör kim? <laughs> Hadi bakalım. yani. <laughs> 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 Bivol ol mu? Terence Crawford değil mi mesela? Bence yani ya yani bence değil ya. Ha, bence de Terence Crawford. Yani. Olabilir. Yani hmm. bu neye göre mesela? Ya bunu neye göre söylüyorsun? Bunu yani, ee, yani sayı veri üzerinden mi? Ya, yani çok zaten fazla var. İki, çok fazla maç kazanmış. Tabii ikisi de olmuş bir boksör ki erkeklerde hmm. bunu yapabilen o ilk isim zaten. Ya i̇şte mesela o o imkanı yakaladığı için şu an o pozisyonda. Ama o imkanı yakalayamamış Sistleti ondan biraz düşük he, yani. Ondan, o yani. imkanı yakalayamamış ama ondan daha iyi boksörler olduğuna inanıyorum ben. Ha, olabilir. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. E, i̇ki sporcu var. Birisi imkanı yakalamış, dünya şampiyonluk maçına çıkmış. Diğeri çıkamamış, daha aşağılarda sıralama olarak aşağıda kalmış. Ama ikisi dövüştüğünde aşağıdaki dövüyor ve daha iyi. Hı, hı. E şimdi hangisi iyi diyeceğiz? E tamam orası öyle ama başarıya bakarsın Pound Başarı for odaklı zaten. Başarı odaklı gidiyorsan B de zaten abi şu an Box girelim. Birinci sırada kim var? Tüm sikletler içerisinde. Usik mi var? Usik belki de. O zaman Usik'tir diyeceğiz. Yani işte Usik, Crawford, Bivol. E İlk beşin arasında Inoue, tabii. böyle yok şu daha iyi yok bu daha iyi diye bence söylemek de çok mantıklı değil. Ama yani. güzel tartışılması. Hepsi çok iyi. Seviliyor tartışılması. Bak hemen hararetlendi. Hepsi çok iyi. Yani. <laughs> Bence üzerinde laf söylenebilecek Hı. boksörler değil bunlar. Değil değil. Hiçbiri değil. Ben Terence Crawford'da yani iki gardı da oynayabilmesi mesela evet. beni çok etkiliyor açıkçası. Nakat gücünün olması. Rakibiyi çözebildiğini düşünüyorum Hı -hı. yani. Ee, yani şey değil. Mesela Lomachenko deyince benim için bambaşka bir yerde Lomachenko'da. Lomachenko'yu ben guardsız diyorum mesela. Yani evet. o... Nereden ne vuracağız belli olmuyor. Evet yani. guardsız iki gardı. Ama Terence Crawford iki gardı da ay onun dolu oymuş gibi ediyorsun. oynuyor yani. Mesela o beni çok etkiliyor Terence Crawford'da Ve başarıları da tabii ki Kesinlikle. iki kez undisputed olması gibi. Ee, çok güzel oldu Berkay teşekkür bence. Ee, ayağına sağlık. Ee, teşekkür ederiz evet. geldiğin için. Ve ilerideki maçlar için de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah ee, güzel maçlar evet. olacak. İnşallah. Burada buradan sen, sen de selamımızı gönderelim. Buradan duymuştur belki diye diyelim. Yani. Evet e, Berkay'a teşekkür ediyoruz. Fatih işteydi de Box Box burada sona eriyor. Ve terbiye bir maçında daha sonra konuşacağız. E, bizden ayrılmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.